Orhan Uğuroğlu, 8 Nisan 2024, Yeni Çağ Erdoğan ve Bahçeli'nin hayali yeni anayasa AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Eş Başkanı MHP'li Devlet Bahçeli yeni anayasa yapmayı tasarlıyorlar. Mecliste sandalye dağılımına bakalım. Adalet ve Kalkınma Partisi 265, Cumhuriyet Halk Partisi 129, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 57, Milliyetçi Hareket Partisi 49, İyi Parti 38, Saadet Partisi 20, Demokrasi ve Atılım Partisi 15, Bağımsız Milletvekili 6, Hür Dava Partisi 4, Yeniden Refah Partisi 4, Demokrat Parti 3, Türkiye İşçi Partisi 3, Demokratik Bölgeler Partisi 2, Emek Partisi 2. Demokratik Sol Parti 1. Toplam 598. Anayasayı mecliste değiştirmek için 400, halk oylamasıyla değiştirmek için 360 oy gerekli. Cumhur İttifakı partileri AKP, MHP, Hüdapar toplamı 318. Erdoğan ve Bahçeli'ye en az net 42 milletvekilinin de desteği gerekli halk oylaması için. Millet İttifakı'ndan kopan İyi Parti lideri Meral Akşener'le Deva lideri Ali Babacan yeni anayasa teklifi gelsin görelim dediler. İyi Parti Deva toplamı 53 milletvekili ediyor. Akşener ve Babacan onay verirlerse 371 oyla anayasa halk oyuna sunulur. Erdoğan son seçimim final yapacağım diyor. Bahçeli karşı çıkıyor. Şimdi gelelim yeni anayasada yer alacak hedeflere. 16 Nisan referandumuyla anayasanın yürütme, yargı ve yasama ile ilgili hükümleri değişti. Geriye temel hak ve özgürlüklerle ilgili hükümler kaldı. Erdoğan ve Bahçeli gerek siyasi gerek ekonomik krizi gündemden çıkarmak için kamuoyuna yeni anayasa sunabilirler. Bizim muhalefet iktidarın bu hedefine çok çabuk uyum gösterir. Peki Erdoğan ve Bahçeli ucu ve tek adam rejiminden vazgeçerler mi? parlamenter rejim tekrar uygulanmak istenir mi? Bahçeli varken bence bu hedef Erdoğan için hayal olur. Cumhurbaşkanı yardımcısının da seçimle göreve gelmesi olur mu? Evet olabilir. %50 artı 1 değişir mi? Bahçeli varken bence bu hedef de Erdoğan için hayal olur. Anayasa Mahkemesi kapatılır mı? Hayır kapatılmaz ama görevleri yasayla kısıtlanabilir. Yüce Divan yetkisi yargıtaya verilebilir. Milletvekili seçilmesi için Can Atalay, Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu için Anayasa Mahkemesi kararları bir daha yaşanmasın diye anayasaya ve seçim yasasına hükümler konabilir. Yasaların meclisten çok hızlı geçmesi için anayasaya hüküm konabilir ve iç tüzük değişebilir toplantı ve gösteri hakkı sınırlanabilir. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP'li Bahçeli'nin bu ve daha fazlası da olan yeni anayasa hayalleri gerçek olur mu? CHP'nin yerel seçim zaferiyle kazandığı büyük başarı sonrası yeni anayasa hedefinin hayal olacağını sanıyorum. Orhan Uğuroğlu